Herkese merhabalar. Editör Masası programında Levent Kenez, Adem Yavuz Arslan ve Tarık Toros'la birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine sizlere Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri kendi bakış açımızla değerlendirmeye çalışacağız. Geçen hafta bu programı yaptığımızda dünyada her şey biraz daha normaldi. Fakat aradan bir hafta sonu geçti. O hafta sonu içinde Filistin'de Hamas'ın İsrail'e bir saldırısı oldu ve sonra ekranlara yansıyan o görüntüleri hepiniz gördünüz. Arkasından İsrail karşılık verdi. Patlayan bombalar, hayatını kaybeden insanlar, masumlar, siviller. Dünya her geçen gün maalesef ki biraz daha kötüye doğru gidiyor. Bunları konuşacağız. Türkiye'deki siyasete bakacağız. İsrail'de yaşananlara dünya liderleri ve Erdoğan nasıl tepki verdi bunlara bakacağız. Dünya nereye doğru gidiyor onları anlamaya çalışacağız. Günlük programlar yapan birisi olarak Levent, istersen sen bize sıcak gelişmeyi ve belki son dakika gelişmelerle birlikte birazcık bir değerlendirir misin bu çerçevede? Sonrasında da diğer başka konularımız var, konuştuğumuz, anlatmaya çalışacağımız, onlara doğru geçelim. Evet. Cumartesi günü malum Hamas'ın sabah saatinde saldırısı başlamıştı. Sınır aşarak Gazze'deki blokajı açarak havadan, karadan ve denizden İsrail'e bir şok saldırı, sürpriz saldırı düzenledi. Şu ana kadar 1000'i aşkın İsrail hayatını kaybetti askerler dahil. Gazze'de çok daha fazla artıyor ve her an artıyor. Çünkü artık İsrail cevap vermeye başladı ve hiçbir kural gözetmeksizin Gazze'yi bombalıyor. Yerleşim yerlerini bombalıyor. Ki bu İsrail'in politikası, ne zaman böyle bir saldırı olsa karışanların evlerini zaten bombalamak, yıkmak politikaydı. Şimdi düşünün, İsrail için kendi 11 Eylül'ü deniyor. Çok daha büyük bir dram yaşanıyor. Yani siz de belki de aynı şeyi görmüşsünüz. Hamas'ın saldırı görüntüleri sabah geldikten sonra herkesin kafasında bir düşünce vardı. Ya birkaç saat sonra bu iş tersine dönecek. İsrail dümdüz edecek oraları. Nitekim beklenen oldu. Çok büyük bir dramla karşı karşıyayız. İsrail'de hayatını kaybedenler, masum siviller var. İşte otobüs durağında öldürülenler var. Kaçırılanlar, teşhir edilenler var. Yani tam da bu bir terör saldırısı. Onun şeyine de İsrail'in zaten orantısız güç uygulama bir devlet politikası. O da onu sürdürüyor. Şu an esas konuşulması gereken İsrail'i şu aşamada kim durdurabilir? Şu an dünyada böyle bir güç yok. Çünkü o Hamas'ın terör saldırısındaki görüntüler, o şok ediciden sonra dünya kamuoyunda, özellikle Batı'da İsrail'e yönelik çok büyük bir destek var. Gazze ile ilgili sıkıntılar çok daha cılız dile getiriliyor. O yüzden işler Gazze'dekilerin aleyhine devam ediyor ve İsrail belli ki o çizilen karizması, o çizilen itibarından sonra çok daha sert bir şekilde, özellikle Netanyahu hükümetinin bunu bastırması, çünkü zor durumda bir hükümetti, çok daha konuşuluyor. Netanyahu da tartışılıyor. Büyük ihtimalle bu işler durulduktan sonra Netanyahu ve istihbarat ekibi, güvenlik ekibi çok ciddi bir sorgulama faturayla karşı karşıya kalacak. Ya sıcak gelişme Gazze'nin yerle bir olması ve bunun devam etmesi. Amerika uçak gemisi gönderdi. Biraz Türkiye'ye yönelik şeylere de girebiliriz. Adem Bey'in bugünkü yazısı da vardı. Bölgeye diğer ülkelere sıçramamasını istiyor Amerika. Çünkü zaten Ukrayna Savaşı vesaire ilgili bir şeyde yakında seçim de var. Böyle istemediği, planlamadığı ya da sürpriz olarak başka ülkelere de sıçramamasıyla alakalı Amerika'nın aldığı tedbirler var. Yani işin aslında şu an konuşulması gereken insani bir dramla karşı karşıyayız. Bir terör saldırısı sonrası devletin verdiği orantısız savaş suçları içeren tepkisiyle beraber tam bir dramla karşı karşıyayız. Bugün elektrik santrali de kapandı Gazze'de. Zaten bir kuşatma altında, yiyecek giremeyecek, benzin vesaire, enerji hatları yok. Gazze'yi terk etmesini istiyor İsrail devleti. Gazze'yi terk edecek, nereye gidecekler? İsrail tarafı zaten malum. Mısır kapıları kapattı. Oraya gidecek yolu dahi bombalamış. Yani şu an insanlar kaderiyle baş başa. Eğer bir ateşkes, ki şu an İsrail bunun konuşulmasını dahi kabul etmiyor, bu çatışmalar durmazsa insan kaybı, sivil kaybı artmaya devam edecek. Evet, şimdi bize aslında olay kısaca sen özetledin. Fakat Adem, belki biraz konuşmamız gereken konu şu. Kimi uzmanlar diyorlar ki dünyanın en gelişmiş istihbarat teknolojilerine sahip İsrail'in, ki 10 yıllardan bu yana kendisini bu konuda çok ciddi geliştiriyor, Hamas'ın bu kadar saldırıları, bu kadar hazırlıklarından haberdar olmaması mümkün değildir diyenler var. Bir şekilde Hamas'a destek verenler var ve bunu gizlemiş olabilirler diyenler var. Hamas'ın bir saldırı yapacağını biliyor olabilirler ama bu kadar büyük çapta olmayacağını kestirememiş diyenler var. Ve bütün bu yorumlar içinde tabii ki tam sonuca ulaşmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama senin değerlendirmenle, yani gerçekten İsrail bölgede hem teknolojik olarak hem askeri olarak çok güçlü bir durumda. Buna rağmen nasıl bu kadar büyük çaplı bir saldırıya maruz kaldı sence?
Evet, bunlar hepsi meşru sorular, sorulması gereken sorular ve yıllarca da sorulacak. Üzerine tezler yazılacak, bunun üzerine filmler çekilecek. Yıllarca üzerinde tartışılacak bir konu. Çünkü çok temel haklı sorulardan bir tanesi. Yani hepimizin sorduğu, herkesin aklına gelen bir soru. Ya bu kadar güçlü bir istihbarat örgütü, bir de yani Gazze dediğiniz yer avuççu kadar bir yer. Gerçekten avuççu kadar bir yer. Yani eni boyu toplasanız bir tane küçücük sahil şeridinden bahsediyoruz. Ve İsrail o üstün teknolojisiyle, insan istihbaratıyla buralarda bunların haberini almalıydı. Neden alamadı sorusu haklı bir soru dediğim gibi. Bunun ilgili çeşitli analizler, yorumlar var. Uzmanların çeşitli değerlendirmeleri var. Özellikle insan istihbaratında yanlış adımlar atıldığı gibi. Yani İsrail şuna çok güveniyor. İşte yüksek teknoloji ürün şeye sahip, sistemlere sahip. Dinlemeler yapıyor, drone'ları kullanıyor. Sinyal istihbaratı yapıyor ama insan istihbaratında yeteri kadar güçlü olmadığı yönünde bir takım yorumlar okudum özellikle istihbarat analistlerinden. O da şurada işte o bölgedeki kaynaklarının ikili çalıştığı yönünde bir takım iddialar vesaireler söz konusu. Tabi bunların hepsi bir nokta, bir resmin bütünlüğü görmek açısından bize bir ipucu veriyor ama geneli göstermeye yeter mi? Yetmez. Yani bir kere bu kadar çok iptidai de olsa bir füze süresi var. Yani bu füzeler sonuçta pazarda markette satılan şeyler değil. Malzemenin getirilmesi, imal edilmesi, yani bunlar sonuçta küçük atölyelerde imal edilse bile bu kadar büyük imalatın binlerden bahsediyoruz. Kaçması mümkün değil. Tabii iddialardan bir tanesi şu, birkaç gündür çok konuştuğumuz konulardan birisi bu Mısır istihbaratının verdiği bilgi neden işleme konmadı ya da neden önemsenmedi? İnsanın aklına ciddi ciddi komplo teorileri getiriyor. Hele bir de malum Orta Doğu'dayız. Bizde komplo teorisi boldur. Hani İsrail neden bu sistemi işleme koymadı, neden istihbaratı gerektiği önemi vermedi sorusu da meşhur bir soru. İran'ın etkisi ne kadar var, Rusya'nın etkisi ne kadar var? Bunların hepsi dediğim gibi uzun araştırmalardan sonra ortaya çıkacak. Tanıkların ifadeleri, araştırmalar, inceleme komisyonları vesaire sonrasında ortaya çıkacak. Ancak o zaman tatmin edici bir cevap verilebilir. Şu anda ben bu soruya, yani İsrail istihbaratının nasıl uyuduğu, nasıl bu riski göz ardı ettiği, gözden kaçırdığı yönündeki soruya tatmin edici bir cevap hala bulabilmiş değilim. Bulabilen de görmedim. Yani bilmiyorum siz rastladınız mı? Çok ciddi tartışılan bir konu. Amerikan televizyonlarında, medyasında da en çok konuşulan konulardan birisi bu. Hani bu kadar güçlü bir istihbarat ağı, bu kadar küçük bir alandan bu darbeyi nasıl yedi sorusuna dediğim gibi tatmin edici bir cevap bulabilmiş kimseyi göremedim. Tabii Tarık, ortaya da çok fazla trajik görüntüler yansıdı. O kamyon ya da pick-up'ın kasasına koydukları ve öldürdükleri Hamas'ın genç bir kadın ve onun cesedi. Sonra müzik festivali vardı, o festival yapılan saldırılar. Bunlar dünyayı gerçekten ayağa kaldırabilecek kadar büyük trajik olaylar. Sivil insanlara yapılan saldırılar elbette ki dünyayı ayağa kaldıracaktı ve nitekim de öyle oldu. Buradan hem dünyadaki tepkiler istersen biraz bakalım. Biraz da istersen sen bu konuşmanın bu bölümünde Erdoğan ve Türkiye'nin tutumu daha önce neydi? Şimdi bu konuyla alakalı nereye doğru evrildi? İstersen biraz o konulara da girelim. Elbette. Yani şimdi savaş çıktığı zaman savaşın kendine göre bir şeysi vardır. Kuralları vardır, işleyişi vardır. Yani hukuk biter, insan hakları biter, her şey biter ve toz duman. Herhangi bir şeyi savunmak, herhangi bir şeyde ya bak böyle bir şey olabilir mi, doğru mu? Bak burada siviller gidiyor veya işte efendim buradaki atak yanlış falan dediğinizde o savaşan taraflar açısından artık bunun çok fazla bir önemi yoktur. Zaten adı üstünde savaş, hukukun bittiği, demokrasinin bittiği, kuralların bittiği, anlaşmaların bittiği, müzakerelerin bittiği yerde başlayan bir şeydir. Savaşarak taraflar güç gösterisiyle birbirlerine üstünlük göstermeye çalışırlar. Üstün gelmeye çalışırlar. Şimdi burada sıkıntı şu. Elbette konunun bir tarihsel geçmişi var. Konunun her iki taraf açısından haklı sebepleri var, haklı nedenleri var. Ve elbette haksız nedenleri var. Ve elbette bir sivil katliamı var. Şimdi bundan 30-35 sene evvel işte ilk Körfez Savaşı çıktığında bir kuş, petrole batmış bir kuş görüntüsü dalga dalga yayıldı ve sanki bu savaşın haklılığı gibi lanse edildi. Sonra da o görüntünün sahte olduğu ortaya çıktı filan. Ama iş işten geçmişti. Şimdi burada da özellikle basın yayın organlarının son derece dikkatli olması lazım. Sosyal ağlarda pek çok dezenformasyon dönüyor. Fakat olan şey şu.
Ve elbette doğrulama mekanizmaları gerekiyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra BBC bunu başarılı bir şekilde uyguluyor. Verified denilen İngilizcesi doğrulama servisi var ve hemen her bültenin sonunda 10-15 dakika böyle böyle görüntüler düştü, böyle böyle bilgiler var. Bu görüntüler doğru mudur, yanlış mıdır? Bu bilgiler doğru mudur, yanlış mıdır? Bir editör veya sunucu neyse çıkıyor bunu ekranlarda tane tane anlatıyor. Fakat bu da çözüm olmuyor. Nedeni şu, şimdi gerçek görüntülerle bile manipülasyon yapılabiliyor. Gerçek görüntülerle bile algı oluşturulabiliyor. Batı medyasının, Batı'nın yaklaşımı ilk günlerde İsrail'in yanındayız. İsrail'le yan yanayız, İsrail'in acılarını paylaşıyoruz biçimindeydi. Hatta İngiltere'de bu öyle bir noktaya gitti ki, İngiltere'de Başbakanlık konutunun duvarına, dış yüzüne İsrail bayrağı yansıtıldı ışıklarla. Şimdi benzer bir durum Filistin de acılar söz konusu olduğunda, İsrail askeri bir Filistin katliamı yaptığında olmuyor. Yani defalarca bu oldu. 200'ü geçmiş 2023 boyunca, 2023'ün başından şu güne kadar, daha doğrusu 7 Ekim'e kadar ölen Filistinli sayısı İsrail saldırılarıyla 200'ün üzerinde. Ama bunlar duyulmuyor. Ama bunlar haberleştirilmiyor. Ya da bir detay olarak geçiyor. Gazetelerin iç sayfasında iki satırlık bir detay olarak. Söz konusu İsrail olunca çok daha büyük ses veriliyor. Ve elbette bir takım görüntülerin dolaşıma sokulması ve tekrar ver tekrar gösterilmesi. Mesela festival alanındaki barbarlık. Evet barbarlık, evet terörizm. Hamas'ın yaptığı. Evet orada hemen Gazze'nin dışında yapılan bir müzik festivaline pikaplara doldurulmuş teröristlerin ne bileyim paramotorlarla falan saldırması ve en az 260 kişiyi orada katletmesi ve oradan gene onlarcasını pikaplara, motosikletlere doldurup götürmesi, rehin alması falan bir barbarlık. Bunu verince, yani pikabın arkasındaki çıplak kadın görüntüsü, bağırışan insanlar ve onların İsrail kökenli veya İsrailli bile olmaması, Yahudi bile olmaması, Almanya'dan başka yerlerden geliyor olması ister istemez ve bu görüntülerin sıklıkla dolaşıma sokulması Batı'da ki öfkeyi kabartıyor. Ama bunun tersi olmuyor. Yani söz konusu Filistinliler olduğunda bu haberler köpürtülmüyor veya öteki gibi dolaşıma sokulmuyor. Bir şey söylüyordun. İnfial oldu demiştim Batı'da. Sesim biraz geç gitti. Evet, evet infial oldu. Evet, infial oldu. Şimdi doğru haber bu. Manipülasyon değil. Evet, o kadın hatta bir festival alanındaki kadınlara öldürülmeden önce tecavüz edildiğine dönük anlatı da var. Görgü tanıkları tarafından, o olayı yaşayanlar tarafından. Onlarcasını ben BBC'de seyrettim. Ölü taklidi yaparak kurtulduk diyor dehşet içerisinde tanıklığını anlatırken. Hepsi var. Ama ilk 48 saat bu haberlerin veriliş biçimi İsrail'in dünya kamuoyu nezdindeki veya bölgedeki şeyini güçlendirdi. Esasen bu haberler yapılırken ve bu konuya yaklaşılırken de tarihsel perspektiften uzaklaşılmaması gerekiyordu. Tarihsel perspektif ne? Tarihsel perspektif İsrail orada işgalci bir güçtür. 70-75 yıldır orada bu tutumunu değiştirmedi. Filistinlilere yönelik baskısı, şiddeti, köleleştirme politikası devam ediyor. İki devletli bir çözümü asla tanımadı ve Gazze'yi abluka altında tutuyor. Oraya gidecek yardımları, yiyecekleri, gıda, ilaç neyse hepsini denetim altında tutuyor. Fırsat buldukça Filistinlilerin alanını daraltıyor. Artı Filistinlilerin aralarına bir takım o sivil yerleşimci politikası 100 yıldır ilk Siyonist Kongresi 1897'de toplandığından beri değişmedi. Hala sivil yerleşimciler hatta dünyanın farklı ülkelerinden İlla Yahudi de değil, Etiyopyalı olabilir, Güney Amerikalı olabilir getirilip oralara yerleştiriliyor. Onlar silahlandırılıyor, onlar kışkırtılıyor. Ben bir iki hafta önce okuduğum haberleri hatırlıyorum. Bu sivil yerleşimcilerden bir grup Filistinlilerin tarlasına giriyor, bahçesine giriyor, ağaçlarını kesiyor, hayvanlarını öldürüyor ve tarlayı yakıyorlar bir daha orada ekim yapılmasın diye. Şimdi karşılıklı böyle bir sivil öfke de var. Hani deniyor ya masum siviller. Sivillerin tamamı masum da değil. Artı İsrailliler asker bir millet, bir muhaberat devleti, bir asker devleti. Orada kadın erkek 4 yıla kadar askerlik yapıyor insanlar. Ve kurulduğu günden bu yana bu şekilde yaşıyor. Bir güvenlik devleti, güvenlikçi devlet olarak yaşıyor. Haliyle oradaki siviller senin benim gibi sivil değil. İngiltere'deki siviller gibi, İsveç'teki siviller gibi, Amerika'daki siviller gibi siviller değil. Militarize edilmiş bir toplum. Mühim bir bölümü devlete çalışan ya da devlete çalışmış.
asker veya asker olmuş, istihbarata çalışan veya istihbarata çalışmış bir toplumdan bahsediyoruz ve sivil yerleşimcilerden bahsediyoruz. Hemen her fırsatta Filistinli sivillere karşı da elinden geleni ardına koymayan. Şimdi karşılıklı birikmiş bir öfke vardır. Evet, ne yapılırsa yapılsın sen bir sivil öldüremezsin. Onu ne bileyim, çırılçıplak soyup da onun cesedi üzerinde veya işte yaralı bedeni üzerinde o görüntülere imza atamazsın. Bebekleri, çocukları katledemezsin. Fakat öfke bir noktadan sonra patladıktan sonra gerek İsrail tarafında öfke patlaması var, gerekse Filistin tarafında öfke patlaması var. Ondan sonra ne olacağını kimse kestiremez. Adam dalar yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlamaya çalışmak olarak falan algılamasın bu analizi kimse. Sadece ortam ve koşulları resmetmeye çalışıyorum. Böyle bir ortamda ben dünya medyasını biraz sorguluyorum. Meseleye gerçekten özgün, gerçekten iki taraflı ve gerçekten dramların falan altını çizerek yaklaşması lazım ve bir dış ses gerekiyor. Eğer dışarıdan ses güçlü olursa, bak Gazze'nin üstünden dümdüz geçecek, İsrail yetkililerin yaptığı açıklamalara bak. Başbakan savaş dedi, savunma bakanı bunlar insan değil hayvan diyor. Gazze'yi dümdüz edeceğiz diyor. Orada 2.3 milyon insan yaşıyor. Onun suyunu, gazını, yakıtını, elektriğini kesiyorlar. Bir insan susuz şu kadar yaşayabilir. Zaten abluka altında bir toplum şu anda tamamen kıstırılarak ve bütün enerji kaynakları ve besin kaynakları veya işte destek kaynakları kesilerek ölüme mahkum ediliyor adeta. Buna dünyanın ses vermesi gerekiyor ve bu konuda adımlar atılması gerekiyor. Geç kaldı. Yani üçüncü gün, dördüncü gün başladı. Evet, ben artık BBC'de her gün onlarca bölgeden bağlanan ve bu dramlara dikkat çeken Filistinli, Arap, insan hakları savunucu insanların yorumlarını seyrediyorum. Fakat geç kaldı ve İsrail ilk iki günde aldığı destekle bir yarma operasyonuyla ve hamleyle nihai hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Nihai hedef ne? Batı Şeria ve Gazze'yi daha önceki haklarını da ellerinden alarak onları yani dümdüz geçmek ve bir biçimde işte kalan Filistinlileri de köleleştirmek, esir almak neyse ya da kendine tabi olmaya zorlamak. Bu politikaya gaz vermiş durumda ve şu anda acıyla ve üzüntüyle bunu seyrediyorum. Dünya kamuoyu evet yavaş yavaş ses vermeye başladı ama acılız. Evet. Adem bir şey diyecektin sanki. Ya şöyle, şimdi savaşlardan önce gerçekler ölür diye bir ifade var ki doğrudur. Yani en büyük darbe önce gerçekler olur. Bilgi savaşı bildiğimiz konvansiyonel savaşında en önemli parçası olur. Propaganda savaşları olur. Bu olaylarda çok dikkatli olmak lazım. Önünüze düşen haberleri ekstra dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Mesela kaç gündür konuştuğumuz şu kamyonet kasasındaki Alman uyruklu kadın meselesi. Mesela dünden bu yana kadının annesinin görüntüleri var. Kadın kızının yaşadığını ve hastanede olduğunu söylüyor. Aslında o kamyondakiler kızını hastaneye götürüyorlarmış. Böyle bir bilgi de var. Yani ortada ciddi bir dezenformasyon savaşı var. Buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Bir de dünden bu yana çok yoğun bir şekilde özellikle Batı medyasında var bu haberler. İsrail'in güneyinde Hamas Gazze'ye en yakın kibutslardan, bunların kendine özgü bir komün değil de bir kooperatif modeli var biliyorsunuz kibutslar. Orada hatta adını da söyleyeyim, adını not almıştım. Kafar Azza. Mesela burada işte çok sayıda bebeğin katledildiği ile ilgili haberler dolaşıyordu. Haberlerle ilgili mesela Washington Post'undan New York Times'ına bütün dünya medyasını taradım. Baktım neler var neler yok. Yani mesela çok sayıda kişinin öldüğü net. Yani çünkü ilk kasaba, ilk köy ve orada ciddi bir katliam yapılmış. Çok sayıda kişinin öldürüldüğü net. Ama mesela haberler önce işte çok sayıda yani 40'lı 50 rakamlardan bahsediliyor. Bebeğin katledildiği vesaire. Hani böyle çok grafik şeyler söz konusu anlatımlarda. Ne kadar doğru açıkçası soru işareti. Yani bunlarda çok ciddi bir şeye sahip olmak lazım. Yani kontrol mekanizmamız şu anda gidip orada kontrol etme şansımız yok ama hani gördüğümüz her bilgiye, yayınlanan her videoya atlamamak gerekiyor. Maalesef bu dezenformasyon savaşı bu tip durumlarda gerçek savaş kadar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Biraz böyle şey konuşacaktık. Dünya liderlerinin tepkileri ve Türkiye'nin buradaki tutumu. Hatta Erdoğan Türkiye'de bazı... Evet, istersen Levent buradan devam edin. Pardon, duyamadım adam. Özellikle Erdoğan'ın yani ilk günlerde makul, mutedil şeyler söyleyip sonra 2-3 gündür Amerika yayılım ateşine tutmasını değerlendirmek lazım. Ne oluyor?
Evet, Levent seninle devam edecektim. Erdoğan şimdi bugün de bakmış biraz hem Erdoğan ABD'yi yayılma teşhisi tutuyor Adem'in dediği gibi. Bir taraftan da Erdoğan'ın rüzgarıyla diğer parti liderleri de konuşmaya başladılar. Meral Akşener de Amerika bu kadar çok istiyorsa İncirlik'teki üssünü kapatsın falan diye böyle olayı ileriye doğru götürerek kendi kamuoylarına böyle mesajlar vermeye başladılar. Ne diyorsun Şimdi Erdoğan ve onun olayın ilk çevresi karşısında? anında Erdoğan sessizdi. Çünkü Hamas'ın saldırıları vardı. İlk gelen görüntülerde böyle işte Hamas'ın eylemleri, hayatını kaybetmiş sivil İsrailliler vardı. O yüzden Erdoğan ilk günlerde sessizdi ve AKP kongresi olmasına rağmen öyle çok bu konuya girmedi. Daha sonra girmeye başladı ve her iki tarafa da işte ateşkes çağrısı yapan, mutedil bir dille konuştu. Sakindi, yani diplomatik davrandı Erdoğan. Malum İsrail'le ilişkiler gelişiyor. Hamas'la da temasları söz konusu ki Hamas bu olaydan sonra tamamen artık bir terör örgütü olarak damgayı çok güçlü bir şekildeydi kamuoyunda. O yüzden o Haniye ile verdiği görüntüler kendisine bir fatura olarak çıkacağını bildiği için Erdoğan çok sakindi. Esas sakin olmaya muhalefet. Yani Erdoğan'la İslamcılık, Erdoğan'la sağcılık yarıştırma yarışı muhalefet esir almış durumda. İşte EYN'in soldaki partisinden Davutoğlu bir dönem Dışişleri Bakanı yapmış, Başbakan yapmış bir kişi, yani bir sokakta slogan atan bir militan gibi tweet mesajı attı. Onlarla kıyasladığımızda Erdoğan çok daha sakin. Aslında Erdoğan İsrail'le alakalı o sakin dilini hala devam ettiriyor. İşte yavaş yavaş. Erdoğan çünkü akıllı bir politikacı. O Hamas'ın saldırıları üzerine konuşması elinizi yavaşlatırdı. Şimdi Gazze'de insan dramları, görüntüleri gelince, yıkılmış, harap olmuş bir şehir görüntüleri gelince konuşmak daha rahat. Çünkü o zaman bütün dünyada da yavaş yavaş sesler çıkmaya başlıyor ve diyor ki işte bak büyük bir dram var. Öncesinde sakindi. Çünkü İsrail ile ilgili bir denge politikasını sürdürüyor ve hala kurduğu cümlelerde yavaş yavaş İsrail'e özne olmaya başladı. İşte bugün örgüt gibi davranırsan örgüt gibi muamele görürsün gibi bir laf etti ama onun dışında hala dengeleyici sözler söylemeye devam ediyor. Ben çok büyük bir değişiklik olmazsa Erdoğan'ın işte bu Amerika üzerinden diskurunu devam ettireceğini, İsrail böyle çok direkt kafadan çakmayacağını düşünüyorum. Çünkü geçmişe kıyas ettiğimizde çok ileri tepkiler vermişti. Bundan çok daha küçük saldırılarda katil devlet, terörist devlet, Netanyahu bu seviyeye gelmeyecek ama dünya kamuoyunda artık iş Gazze'deki siviller gündeme gelip bunlar konuşulmaya başlayınca Erdoğan da retoriğini değiştirebilir. Bu İsrail'in şiddetiyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu insanlık dramı öyle bir noktaya gelir. Dünyadaki her Yahudinin bir hedef olma riskine karşı bunu engelleyebilir. İşte ağababalar devreye girebilir. Artık bir yerde dur der. Çünkü neden? Dünyadaki bütün Yahudileri tehdit eden bir görüntüler ortaya çıkarsa burada İsrail'i durdururlar. İsrail İbret Alem yapmak istiyor. Bundan sonra bir daha böyle bir işe girişilmemesiyle alakalı bir İbret Alem yapmak istiyor. İşte 7 Ekim'de böyle yaşandı. Biz o şehri dümdüz ettik şeklinde bir tablo verecek. Önemli olan şu an İsrail'in bombalanmasının durması. Çünkü artık İsrail içerisinde Hamas militanı ya da çatışma kalmadı. Kaldıysa da bununla alakalı belki bir ikidir. Şu an esas hadise Gazze'deki drama kaydı. O yüzden bir an önce bu saldırının İsrail saldırının durması lazım. Bununla alakalı bir konjonktüre doğru gitmesi lazım durumun. Evet, bu mevzu önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak. İşin doğrusu sadece o bölgeyi ilgilendirmeyeceği de belli. Bir taraftan Ukrayna'da Rusya ile devam eden savaş var. Şimdi burada Orta Doğu'daki bu iyice alevlenen ortam dünyayı maalesef her geçen gün biraz daha kötüye doğru götürüyor. Bu tabii sadece siyasi ve askeri olarak değil, dünya ekonomilerini de etkiliyor. Şimdi büyük bir olayın yayılacağını belki insanların bazıları bekliyorlar ve dolayısıyla da ekonomik anlamda da herkes bir adım geriye çekiliyor. Görünen tablo dünya için baktığımızda çok da iyi görünmüyor. Bilmiyorum siz buna katılıyor musunuz bu Bir ekleme görüşüme? yapabilir miyim? Yani bu konuda evet Hamas'a bir parantez açmak lazım. Levent'e katılıyorum. Hamas bir terör organizasyonudur. Terörün tarifi, uluslararası tarifi açıktır. Davası uğruna şiddete başvuran örgüt. Ama bu örgüt illa bir Hamas gibi bir örgüt olmak durumunda da değil. Devletler de bu kapsama girer. Ve İsrail devletine de yer yer terör devleti veya terör saldırısı, İsrail'in saldırılarına terör saldırısı demek yanlış olmaz. Yani İsrail'in başbakanı Gazze'de bir füze atışıyla veya işte uçaktan yollanan bir füzeyle yerle bir edilen koca apartmanın görüntüsünü paylaştı dün evvelki gün. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil.
utanmadan paylaşıyor ve Batı'dan aldığı destekle paylaşıyor. Tabii orada da antiparantez görüyoruz. Bir füze atışıyla veya uçaktan bir atışla neyse nasıl bir bina yerle bir oluyor? Demek ki füze atışı veya uçaktan yollanan füzeler nasıl güçlü imha edici etkiye sahip? 15 Temmuz'a gidelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basit hasarı falan hatırlara getirelim ve geçelim. Şimdi Hamas özelinde, şimdi terör tanımı yapılıyor ama bir takım tanıklıklar var ortaya çıkan, Hares'te çıkan yazılar, analizler var. Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı, El Fetih'e karşı bir alternatif olarak Filistin davasını bölmek ve orada bir güdümlü örgüt oluşturmak üzere planlandığı veya desteklendiği iddiaları var. Yenir yutulur şeyler değil bu ve tanıklıklar içeriyor. Feyzi İşbaşaran Mesut Yılmaz'la beraber Netanyahu'ya gitmiş bir ziyarette. Mesut Yılmaz işte Gazze Şeridi'nden bahsediyor, Filistinlilere insani yardımdan bahsediyor. Biz FKÖ'ye, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne işte aktaracağız ama kanallarda sıkıntı oluyor falan diyor. Ve Netanyahu ona Hamas'ı işaret ediyor. Biz de diyor Hamas'ı destekliyoruz, buraya yönlendirin. Sonra diyor ki Mesut Yılmaz da hayır yani biz diyor Filistin Kurtuluş Örgütü'yle muhatabız ve oraya şey yapacağız. Ama diyor işte diyor bak şeyde Erbakan da diyor Refah Partisi Hamas'la işbirliği içerisinde onlar da destekliyorlar falan diye de Netanyahu söylüyor. Yani bir siyasal İslamcı olarak veya İslamcı olarak programlanmış ve Filistin Kurtuluş Örgütü ya da El Fetih'in karşısına konumlanmış ve ufak ufak büyütülmüş bir örgütten bahsediyoruz. Ve milli görüş çizgisi elbette Erdoğan'la devam ediyor ve Hamas'la ilişkisi de Erbakan'dan aldığı mirasla aynı şekilde devam ediyor. O açıdan sıkıntılı bir durum, sıkıntı verici bir durum. Ayrıca şunu unutmayın, terör örgütleri varlık nedenlerinden vazgeçmezler. Yani Hamas'ın hiçbir zaman Filistin'i kurtarmak, Filistin'i özgürleştirmek, bir Filistin devleti kurmak, orada tekrar demokrasi gelsin, insan hakları olsun, hukuk kurulsun, insanlar serbestçe işte devletlerini kursunlar, özgür bireyler olarak bir bölgede yaşasınlar. Böyle bir şey olduğunda Hamas olmayacak ki. Olmayacağı için de Hamas devam etmeli ve bu dava bu şekilde böyle akim kalmalı ve işte çatışmalarla, saldırılarla falan karşılıklı yürümeli. Bunu da unutmayın, örgütler hiçbir zaman kendi kuruluş nedenlerinden, gayelerinden vazgeçmezler. Hamas'ın da bunu istediğini zannetmiyorum. Evet bir terör saldırısıdır, evet şiddet uygulamıştır, evet bu masum sivillere, çocuklara, bebeklere yöneliktir. Fakat bu konuda Türkiye'nin de kendi desteğini veya kendi arabuluculuğunu ya da kendi işte efendim nasıl pozisyon alacak onu da gözden geçirmesi icap eder. Ayrıca işte Filistin Kurtuluş Örgütü vardı, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi vardı. Ya biz bunları yaşayarak geldik. Yani 40 yıldır, 50 yıldır içindeyiz. Yani Lübnan'daki karışıklıkların Suriye'deki hemen burnumuzun dibinde olduğu için. Televizyon haberlerini izleyerek geldik. Küçüklükten beri ve gün be gün biliyoruz. İşte El Fetih, Filistin Devleti. Yasser Arafat, ben birkaç seyahatinde de Ankara'da muhabir olarak takip etmiştim. Ömrünün son dönemleriydi. Yasser Arafat'ın bir birleştirici kimliği vardı. Hem Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başında, hem Filistin Devleti'nin başında, hem El Fetih'in başındaydı. Hepsini birleştiren bir tarafı vardı. Sonra bu onun ölümüyle her şey dağıldı ve Hamas ortaya çıktı, büyüdü, palazlandı bir yere geldi. Deniyor ki işte efendim Yasser Arafat da terörist olarak kabul ediliyordu İsrail tarafından. Filistin Kurtuluş Örgütü de teröristti. Tamam mı? Yani meseleyi tarihsel bağlamında konuşurken de bu gerçekleri uzaklaşmamak lazım. Yani o terör örgütüdür, öncekiler değildi. Hayır, öncekiler de öyle kabul ediliyordu. Batı kamuoyu da biraz böyle yaklaşıyordu. İsrail zaten böyle kabul ediyordu. Haliyle şu durumda, şu dönemde bir, yani Hamas'ı kim himaye ediyor? Şimdi Hamas'ın o şükür secdesi falan yapmışlar. İşte o görüntüleri de paylaşmışlar. Bu görüntüler nerede çekildi? Katar'da olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de olabilir deniyor veya işte himaye edilen başka bir... Bir de şunu unutmayalım. En büyük Filistin ülkesi esasen bugün Filistin de değildir. Batı Şeria veya Gazze de değildir. En büyük Filistin ülkesi Ürdün. Ürdün'ün nüfusunun %60-70'i Filistinli. Yani o açıdan şu anda Ürdün'deki reaksiyonu da dikkatle takip etmek lazım. Gösteriler var, tepkiler var vesaire. Yani çok dallı budaklı bir konudur. Evet. Bugün iki toplumlu bir İsrail var ama bu ikinci toplum tamamen ırgalanan, 70-75 yıldır terörize edilen, insan dışılaştırılan falan bir toplum. Ve o da ister istemez bir silahlı güç olarak Hamas tarafından temsil ediliyor. İkinci bir silahlı güç yok, ikinci bir savunma gücü yok.
doğal olarak da Hamas'ın etrafında kümeleniyorlar. Bir de böyle bir vaka var. Öteki taraftan da dışarıda bir diaspora var. 6 ila 8 milyon olduğu ifade ediliyor. Yani neredeyse içerideki Filistinli'den biraz daha, bir tık daha yüksek bir diaspora var. Çevre ülkelerde ve işte batıda, başka yerlerde, dünyanın dört bir tarafına dağılmış. Onların gösterdiği, verdiği tepkiler var. İki devletli bir çözüm belki kaçırıldı. 1948'de İsrail kurulurken belki de Filistin devleti de kurulmalıydı. Belki de bunu özellikle yaptılar, bilmiyorum. Amerika'nın tutumunu maalesef ibretle takip ediyorum. İşte Blinken gelecekmiş. O da Kissinger'dan farklı olmayacaktır. Twitter'da paylaştım. Onun filmden o sahneyi de paylaşacağım. Golda filmini seyretmiştim birkaç gün, birkaç hafta önce. Golda Meir anlatıyor. 1973 Yom Kipur Savaşı'nı, oradaki birkaç günde Golda Meir'in nasıl sıkıştığını anlatıyor. Henry Kissinger geliyor Golda Meir'i ziyarete. Baş başa konuşuyorlar. Golda Meir hazırladığı çorbayı ona ikram ediyor falan. Henry Kissinger söze girerken şöyle diyor. Unutma ki diyor Golda, ben öncelikle diyor bir Amerikalıyım, sonra Amerika Dışişleri Bakanıyım, en son üçüncü olarak diyor bir Yahudiyim. Golda Meir'in cevabı manidar. Biz diyor İbranice'de sağdan sola okuruz. Benim için öncelikle Yahudisin sen diyor. Şimdi baktığında Amerika'nın ilişkileri maalesef geriye doğru 75 yıldır, 50 yıldır ve şu anda da böyle ve böyle devam ediyor ve edecek gibi görülüyor. Ben olayları yerli yerinde değerlendirmek gerektiğini, olayı hemen isimlendirmeden terördür, değildir, şiddettir, değildir, herkesin buna göre tavır alması gerektiğini ve öncelikli olarak da oradaki sivillerin, öncelikli olarak Gazze'de yaşayanların hakları ve insanca yaşam sürdürmeleri için tedbirlerin alınması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. 4 gün geçti, 5. güne giriliyor. Maalesef bunu göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Evet. Bu konu senin de biraz böyle tarihsel bir perspektifle baktığın gibi bugünün konusu değil, çok daha geçmişlerden gelen ve devam eden ve görünen o ki önümüzdeki zamanlarda da insanlık adına göreceğimiz, izleyeceğimiz olayların olduğu bir yere doğru ilerliyor. Bugünü anlamak için biraz geçmişe bakmak lazım, tam da dediğin gibi. İsterseniz şimdi biraz Türkiye'ye doğru, Türkiye siyasetine doğru geçelim. Hem bu İsrail konusunda Erdoğan'ın bir kendine göre şimdi yeni bir rüzgar oluşturmaya çalışması, muhalefetin de o rüzgara arkasından gelmesi enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Meral Akşener neredeyse tamamen Erdoğan'ın paralelinde açıklamalar yapıyor. Ki zaten Erdoğan da bugünlerde biz ittifak konusunda herkesi açarız, İyi Parti'de dahil olmak üzere isterse gelip bize katılabilir diyor. Meral Akşener'den bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Sonrasında bir haber daha gördüm. Kılıçdaroğlu gitmiş bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmiş. Makamında böyle samimi pozlar vermişler falan. Yani neler oluyor Levent, istersen senden başlayalım, devam edelim Türkiye'de. Şöyle Akşener cevap verdi. Bu ittifak siyasetinin Türkiye'ye çok zarar verdiğini ve AKP, herkes kendi parti rozetiyle seçimlere girsin, ittifaklar olmasın diye bir cevap verdi. Aslında Akşener her ilde kendi adayını çıkartarak aslında AKP'li bir ittifak yaptı. Yani ilde de oraya dahil olmasına gerek yok. Bazı kılı kılı yerlerde belki de Millet İttifakı'nın, ki böyle bir ittifak olacak mı, seçimleri kaybetmesine sebep olabilirler eğer seçmenleri başka bir tavır almazsa. O yüzden zaten her ilde aday çıkartarak bir şekilde Cumhur İttifakı'na destek vermiş oldu. Aday da seçmeni dedim. Neden? Ankara'da biliyorsunuz İyi Parti İl Başkanı istifa ettiğinde, sebebi de şu. Yani biz Mansur Yavaş'a karşı pozisyon olarak parti çıkarlarına hizmet etmiyoruz. Mevcut durumdan gayet memnunuz. Kaç yıl Melih Gökçek'ten Ankara'yı kurtarmak için mücadele ettik. Şimdi kendi elimizde AKP'ye geri vereceğiz diye tepkiler de var. Bu, ben seçmende de böyle bir oy vermeye giderken bunu düşünebileceğini düşünüyorum. Çünkü il başkanı... Yapma Levent, Hakan Peker eklendi listeye. Yani Hakan Peker geldi İYİ Parti'ye. Sakin Güç, evet, Büyük Güç. Safranbolu'yu garantilediler. Yani Safranbolu İYİ Parti'li diyebiliriz. Yani dediği o il başkanından devam edersek, yani hangi ilde birinci sıradayız ki bir kendi başında bir belediye başkanı seçeceğiz. O yüzden riskli bir karar almıştı. Akşener neyse bedeli ödeyeceğim demişti. İşte parti kimliğini oluşturma, CHP'yle yan yana görünmenin kendilerine çok büyük zarar verdiği ile alakalı artık almış oldukları bir karar var. Herhalde her ilde de adaylarını açıklaştı. Bugün de Hakan Peker'i ilan ettiler. Bu yolda gidecekler. O yüzden yerel seçimlerde güçlü bir ittifak olmayacak. Ancak seçmen kendisi karar verirse
Durum bu. O Kılıçdaroğlu'nun ziyareti de daha önce altılı masanın oluşturduğu bir anayasa güçlendirilmiş parlamenterler ve parlamento taslağı vardı. Norman Kurtulmuş onu sürdü. Şimdi anayasa tartışmaları var. Yine Erdoğan'ın attığı gündem peşinden gidiyorlar. Erdoğan'ın bambaşka niyetleri var. Bunlar işte demokrasiyi güçlendirilmiş parlamento, işte yargı kuvvetli ayrılığı falan onları söylüyor ama Erdoğan'ın bambaşka anayasa dediğin zaman Erdoğan'ın bambaşka düşüncesi var. O yüzden bu tartışmalara gelmek için Erdoğan'ın peşinden gitmek. Bu arada bu İsrail vesaire konuşurken işte Amerika'ya saydık vesaire saydık. Bu işin bir de Lübnan ve İran boyutu olacak. Hadisenin Lübnan'a sıçramaması önemli şeylerden Amerika'nın niyetlerinden bir tanesi. Çünkü bölgeyi yayılırsa çok her yer tutuşabilir. Ama iş eninde sonunda yine İran'a da gelecek. Çünkü Hamas'ın bu çapta bir eylemi kendi başına yapması, böyle çok açık bir şekilde İran istihbaratının Hamas'a eğittiği, destek verdiği aşikar. Bununla alakalı işte delillendiremedik şu an Amerika. Ama eninde sonunda bu işin İran'a, bu İran demesi yine bizi de etkileyecek. Onu demek istiyorum. İşte Azerbaycan-Ermenistan çatışması var. Bir tarafta İsrail ile Azerbaycan inanılmaz bir dostluğu var. Bunun mütakabil İran da Ermenistan'a destek veriyor. Çünkü o koridorla beraber Türkiye-Azerbaycan-NATO koridoru oluşacak. İşler yani düşündüğümüzden daha kapsamlı, çetrefilli bir hale gelebilir. Eğer bir yerde düdük çalıp artık burada dur denmezse. Gerçekten önemli bir konuyu açtın aslında. Belki Adem, Tarık bununla alakalı bir şey söylemek istersiniz. Çünkü ben bu son birkaç günden bu yana gittiğim, geldiğim, oturduğum çevrelerde insanlar acaba bu bir dünya savaşına doğru gider mi? Orta Doğu ülkeleri nasıl tepki verirler? İran nasıl tepki verir? Türkiye nasıl tepki verir? Avrupa'nın tepkisi belli, Amerika'nın tepkisi belli. Rusya bir taraftan ellerini ovuşturuyor. Kendisi orada Ukrayna'daki savaşı dünyanın gündeminden düşürmüş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Rusya burayı daha fazla kışkırtabilir mi gibi böyle sorular ve yorumlar, analizler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu yangın Adem Yavuz yayılarak devam başlasın. eder mi? Adem? Özellikle bugün Hizbullah'tan, Hamas'tan yeni açıklamalar vardı. Amerikan uçak gemisinin bölgeye gelmiş olması çatışmaları derinleştirir şeklinde bir takım yorumlar var. İşte Hamasçılar diyor ki elimizdeki rehineleri ateşkes sağlanmadan biz bırakmayacağız ya da pazarlığa bile başlamayacağız. Onları canlı kalkan olarak kullanıyoruz şeklinde ifadeleri var. Ya potansiyel büyük. İsrail aynı zamanda hem Lübnan'ı hem Suriye'yi bombalıyor. Bölgede çatışma alanları giderek yayılıyor. Daha fazla büyümesi ihtimali dediğim gibi var. Potansiyeli büyük. Büyüyerek devam ederse bu bir dünya savaşına mı dönüşür? Hani Armagedon'a mı dönüşür? Bu bir de bir başka kıyamet savaşında beraber tartışmaları getiriyor. Hani bu kadar büyür mü? Ben açıkçası çok beklemiyorum. Çünkü o kadar büyümesi gerçekten bir kıyamet savaşını beraberinde getirebilir. Hani dünya buna yol açar mı? O kadar da aklını mı kaçırdı dünya liderleri? Sanmıyorum ama Amerika'nın bölgeye uçak gemisi ve beraberinde biliyorsunuz uçak gemisi tek başına gelmiyor. Beraberinde onların gemileri, ekipleri, hava ve deniz koruma ekipleri vesaire bir ordu halinde geliyor. Onların bölgede olmuş olması önemli. Hatta Erdoğan'ın çok rahatsız olması da dikkat çekici. Hani Erdoğan neden rahatsız? Neden bu olayın kendine yönelik bir tehdit algısı içerisine girdi? Bence bunun üzerinde ciddi ciddi düşünmek lazım. Çünkü Amerika ilk defa bölgeye savaş gemisi yollamıyor. İlk defa Suriye'de askeri üs de kurmadı. Bu ara Türkiye'de bir sürü üsleri de var, onu da hatırlatalım. Hani Suriye'de üssü var, ne işi var diyor. Türkiye'deki üsleri ne yapacaksınız? Bir sürü de üs Türkiye'de var. Ve bunlarla ilgili çok ciddi şeyler var. Ben başka bir soru işareti bırakmak istiyorum. Ya yani Erdoğan kendisine yaklaşmakta olan bir şeyi gördü de buna tedbir mi almaya çalışıyor? Buna karşı bir şey mi oluşturmaya çalışıyor? Bir bariyer mi oluşturmaya çalışıyor diye bir soru işareti olarak bırakayım. Bu önümüzdeki günlerde yine önümüze düşecek bir konu olarak gözüküyor. Yani bölgedeki tansiyon yükseliyor ama dediğim gibi ben bölge ülkeleri ya da dünyanın geri kalanının bir kıyamet savaşına yol açacak kadar aklını kaçırmadığını düşünüyorum. En azından umuyorum diyeyim. Ama Erdoğan'ın gerginliğini de göz ardı etmeme gerekiyor. Bu arada fantastik gelebilir ama sadece dünya liderleri böyle dünya savaşına sebep vermemek için temkinli olabilirler. Fakat dünyada da belli bir grup insan var. Bir an önce kıyametin kopmasını isteyenler de var biliyorsunuz. Onlar da tabiri caizse tırnak içi söylüyorum Allah'ı kıyamete zorlayacak ortalıkta kan gölü olsun diye çabalayan insan grupları var. Okuyoruz bunları görüyoruz. Tarık sen de bunlardan Evet. haberdar mısın bilmiyorum. Yo haberdarım. Yani Armageddon işte Amerika'da evangeliklerin bir takım tarihsel veya işte kendi kutsal kitaplarına veya anlatılarına dönük bir takım hedefleri
Vaat edilmiş şeyler, vaat edilmiş toplaklar, verilmiş sözler, bir takım şeyler, işte kitaplarda yazan ahir zaman alametleri, işte o yönde çalışmalar yapanlar var, amaçları bu olanlar var. Böyle örgütler var, böyle tarikatlar var her dinde ve böyle devlete yerleşmiş cemaatler, devlete yerleşmiş cemiyetler veya devletin belli bir noktasında iş tutan kesimler var. Yani Trump döneminde başkan yardımcısı böyleydi yani. Ve ciddi evangelik hedefler doğrultusunda politikalar üreten ve bu konuda amacını da saklamayan bir insandı. Mike Pence'ten bahsediyorum. Şimdi bu var. Fakat neticede ben bunlarla bakmıyorum. Yani bunlarla da yürümüyorum. Şu anda başka bir gerçeklik var. Günlerdir, 4-5 gündür bütün analizleri okuyorum. Bütün bağlanan insanları dünya televizyonlarına, sadece BBC'yi seyretmiyorum elbette. Bu tür dönemlerde mesela Ukrayna Savaşı'nda ben ağırlıklı olarak Russia Today'i seyrediyordum. Şimdi de El Cezire seyrediyorum, Russia Today'i seyrediyorum. Farklı kanallara bakıyorum. Bölgeden bildiren insanların nereye bağlanmışlarsa Arap kanallarında falan, orada takip etmeye çalışıyorum. Arapçam yok ama bir şekilde çevirerek anlamaya çalışarak. Şimdi baktığımda değme uzmanlar dahi bundan sonrasını öngöremiyor. Ben onlara önem veriyorum. Yani bu kadar bu işte dirsek çürütmüş. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl hatta içinde bulunmuş aktivist olarak, savaşçı olarak. Mesela Cengiz Çandar bunlardan biridir. Filistin kamplarından geçmiştir yani. Öngöremiyorlar. Öngöremiyor insanlar. Bundan sonra iş nereye gider, ne olur, nereye evrilir? Veya bu işin bir sınırı var mıdır? Sınırları çizilmiş midir? Nerede durur? Biraz evvel Yom Kipur Savaşı'ndan bahsettim ki bu önemlidir. Onun 50. yıl dönümünde bu saldırı gerçekleşti. Tam da 6 Ekim 1973'te Mısır güneyden, Suriye kuzeyden İsrail'i sıkıştırdı ve İsrail ne olduğunu anlayamadı. Ve bir anda işte Golda Meir hükümeti vardı. Hani o zaman da güçlü, kudretli Mossad, istihbarat, askeri güçten falan bahsediliyordu. Fakat gafil avlandılar. Mısır Sina'ya girdi. Suriye'de yukarıdan Golan Tepelerindeki iddiası oradan bastırdı. Diğer Arap devletleri de destek verdiler ve bir anda İsrail sıkıştı. Orada da bir istihbarat zafiyeti, erken haber alamama, ne yapacağız şimdi? Yeniliyoruz, küçülüyoruz, sıkıştık falan gibi bir durum vardı ve Amerika'yı çağırdılar. Henry Kissinger'ın Golda Meir'le yaptığı görüşme gelmesi o ve tabii elbette bir taze kan geldi, bir sıcak ne bileyim istihbarat paylaşımı oldu. Şu oldu, bu oldu ve İsrail bütün bu saldırıları püskürttü. Ve bunun 50. yıl dönümünde Hamas'ın bu delme yarma harekatı geldi ve son derece planlı organize, yani aylar boyunca hazırlanmışlar. Yeraltı tünellerinde füzeler, cephanelikler, şimdi o rehineleri nereye götürdükleri belli değil. Yani evet, küçük bir şerit. Yani 8-10 kilometre maksimum genişliğinde, 40-42 kilometre uzunluğunda bir şeritten ve o şeritte yaşayan 2,3 milyon insandan bahsediyoruz. Ve altı tüneller, mahzenler, bodrumlar tamamen silahlanmış. Bir biçimde işte Hamas'a destek veren ve bir biçimde onun işte silahları nereden ne biçimde saklıyor, rehineleri nereden ne biçimde saklıyor, işbirliği yapan bir toplumdan bahsediyoruz. Örgütlenmişler. Binlerce kişilik bir çalışma söz konusu. O füzeleri üretmişler, yeraltı atölyelerinde şu bu falan kolay değil bunlar. Ve binlerce kişilik bir saldırı başlatmışlar falan. Ve onun tarihi olarak da 7 Ekim'i seçmişler. Tam da işte bu Yom Kipur'un biraz evvel çok özet geçtiğim savaşın 50. yıl dönümünde filan. Şimdi böyle bir tarihsel perspektifte baktığında da 50 sene önceki gibi mi olur? Yoksa olay başka bir yere mi gider? Gerçekten bunu kestirmek zor. Sadece günlük hadiseleri takip edip açıklamalara bakıp açıklamaların altında yatan maksatlara, amaçlara yoğunlaşmakta yarar var. Dünyanın ne diyeceği, Amerika'nın tavrı son derece önemli. Rusya'nın nereye kadar izin vereceği veya müdahale edip etmeyeceği önemli. İran'ın tavrı önemli. Hizbullah Lübnan'da ağırlıklı olarak örgütlü ve işte Hizbullah demek bir anlamda Lübnan Hizbullah'ı demek. Onun amaçlarını ve işi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Her iki tarafta arabuluculuğu reddediyor. Bu önemli. Hamas da reddediyor. İsrail de reddediyor. Şu anda savaştayız. Bu iş bitmeden arabulucuk olmaz diyorlar. Demek ki her iki tarafın da kendine göre belli hedefleri var. Ama bu hedeflere yürüyüp yürüyemeyeceklerini ve dünyanın nereye kadar seyirci kalacağını ancak bekleyerek göreceğiz. Öngörmek olasılıklı değil. Ama şunun adını koyabiliriz: bölgesel bir savaş var. Evet.
Evet, bölge gerçekten çok karmakarışık, iç içe geçmiş pek çok parametreden oluşuyor yaşananlar. O yüzden bakın biz bile başka konulara geçmek istiyoruz ama bir türlü geçemiyoruz. Bir Çünkü türlü geçemedik, evet. orada çözülemeyen bir sürü problemler, formüller, belirsizlikler geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Her şey iç içe girmiş durumda. Orta Doğu maalesef son birkaç yüzyıldır hep bu şekilde ilerliyor. Bu kadar teknoloji gelişmişken, bu kadar dünya bir yere doğru giderken hala böyle bombalar, yıkılan binalar, cesetler, yollar ve ölmüş insanları görmek gerçekten çok çok acı insanlık için. Tamam, tekrar biz biraz daha böyle programımızın bu bölümünde Türkiye'deki gelişmelere doğru dönelim. Levent, bilmiyorum gördün mü, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı da Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karara uyma konusunda uyarılarda bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ne kadar önemli dedim 2 hafta önce, neredeyse her yerinden önemliydi. Ama şimdi bir şekilde Erdoğan rejimi değişik bir politika izleyerek sanki yokmuş gibi davranıyor. Yokmuş gibi davranması lehlerine mi gelişiyor yoksa böyle davranmaya devam edebilir mi? Zaman geçtikçe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nasıl bir yaptırım olacak Türkiye ile alakalı ve Erdoğan aslında neyi yapmak zorunda fakat yokmuş gibi davranması ne anlama geliyor? Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Şimdi önemli gelişme var. Bundan önce Osman Kavala şeyin ahim kararını uygulamayan hakim ve ilgililer hakkında bir yaptırım kararı çıktı. Bu Magnitsky Amerika'dakine benzer. Direkt insanlara şey yapacak, böyle isim olarak gösterilip uygulamayan insanlar Avrupa'da şeyler uğrayacak, bazı yaptırımlara uğrayacak. Bu gelen şeyin bir cisim diğer yargı mensupları bence bir örnek olmalı. Bundan sonra onlarla alakalı bütün herkes hani isim olarak artık dokunacak Avrupa. Bu önemli. Evet, Agit'te bir insan hakları aktivistinin ve avukatın dile getirmesiyle gündeme geldi. Hatta ahim kararı o kadar çok bizimkilerin dengesini bozdu ki işte zavallı anneleri, işte görmüşsünüz 3 aylık bebeği olan anneyi tutukladılar. 500 anne babayı tutukladılar. İşte Gülten Sayın şu an tekrar cezaevine gidiyor. Böyle bir hızlı tepki verdiler ama ben ahim kararı önemli. Şimdi karar tebliğ edilecek. Bir takım Adalet Bakanlığı'na simülasyon yapabilirler. Öyle ya da böyle mutlaka bir karşılığı olacağına inanıyorum. Çünkü eğer Batı ile ilişkileri geliştirmek istiyorsun, çok kırılgan bir ekonomimiz varsa, eğer Batı'dan bazı maddi kaynaklar peşindeyseniz, yatırım istiyorsanız bazı sicilinizi düzeltmeniz lazım. Ben Erdoğan hükümetinin bu konuda akıllı davranacağını umut ediyorum. Yoksa zaten birçok insan yatacağını yattı, çok ciddi mağdurlar oluştu. Bunlarla alakalı zaten hani Bank Asya'ydı, işte o kararı düşünürsek, Sendika'ydı vesaire, bunlarla alakalı da zaten insanlar yeteri kadar mağdur oldu. Bence böyle bu bazı kesime mesaj verildi. O yüzden düzenleme getireceklerine açıkçası inanıyorum. Bundan sonra hakime, savcılara dokunacak. Yani bunlar işte Avrupa esaretlerini düşün, muhatap olma, bununla alakalı direkt dokunacak. İşte Osman Kavala'ya en son bir ödül de verildi biliyorsunuz. Dışişleri'nin saçma sapan bir şey vardı. Daha önce de Yasa Başkanı, eski Yasa üyesine de verilmişti. Yani işin rengi değişebilir. Ben bu ahim kararından bir şeylerin etki edeceğine dair bir umudum var. Çünkü rasyonel ve akıllı davranacağını umut ediyorum. Bakalım, gelişmeleri izleyeceğiz. Evet, bu konuyla alakalı bu kadar isterseniz yeter. Adem, eklemek istediğin bir şey varsa gene ekleyebilirsin ama Ben ben senin de... eklemek istediğim nokta var, hemen onu söyleyeyim. Ya ben Tamam. gerçekten hani insanın ağzından çıkacak kelimeleri seçerken çok dikkat etmesi gereken dönemler var ya, onlardan birisi insanın kendini zor tuttuğu anlar. Yani ya Yusuf Kerim'in annesinin dün babasının attığı bir tweet vardı. Bu sabah da yeni bir tweet atmış. Şimdi Yusuf Kerim'in hikayesi hepimizi zaten darmadağın etmişti. Yani bu güzel çocuk, o hani o anne diye inleyen fotoğrafları, görüntüleri hepimizi mahvetmişti zaten. Sonra az da olsa kırıntı vicdan sahibi olan, vicdanı kırıntısı taşıyan birkaç kişi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun harekete geçirmesiyle, itmesiyle, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu kastetmiyorum, o zaten bir vicdan abidesi. Onun dışındaki birkaç kişinin harekete geçmesiyle yasa çıkartıldı. Çocuk en kritik anlarında annesini görememişti, hastalığının en zor dönemlerinde. Sonra eşliyse en azından son dönemlerinde annesi yanında olabilmişti. Ya daha çocuğun mezarına dökülen su kurumadı. Daha bir hafta anca oluyor. Çocuğun hayatını kaybetmesi, defnedilmesi üzerinden daha yeni zaman geçmiş. Bırakın da
anne acısını yaşasın. Bırakın da aile yasını tutsun. Polis araba sanki operasyon yapıyor. Uyuşturucu kaçakçısına terörist operasyon yapıyor. Arabanın önünü keserek kadını gözaltına alıyor. Bu sabah da evine jandarma gidiyor. Hani dün polis gitti yetmemiş. Ya, polis almış zaten cezaevine götürmüş. Bugün jandarma gidiyor. Hani yetmez hava kuvvetleri indirme yapsın, ne bileyim özel kuvvetler gelsin, çıkarma yapsınlar, hatta tankla falan gelsinler yani. Hani ancak bu kadar tatmin olacaklar demek ki. Ancak bu kadar kendilerini ya büyük ne büyük iş yaptık diye övünecekler herhalde. Yani öbür tarafa bakıyorsun ya 5 günlük Enis bebeğin durumu. Ya Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin verdiği karar açık. Hadi bırakın Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin verdiği kararı. Ya bu insanların masum olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu insanlara suç işlemediğini siz de biliyorsunuz. Diyor Erdoğan, anayasa yapıyoruz. Ya anayasa yapmanıza falan gerek yok. Darbecilerin yaptığı anayasa bile sizden daha demokrat. Onu uygulasanız yeter ya. Fazlasına gerek kalmadı şu anda. Onu uygulasanız yeter. Ve bu hocam, ülkede bir yasa var, bu kadar zulmün olduğu bir ülkenin iflah olması mümkün değil. Bakın yani şu annelerin, şu çocukların döktükleri gözyaşlarının bu ülkedeki bu zalimleri boğması gerekiyordu. Ya akıl alır gibi değil ya. Ya bırakın bir hafta sonra gitsin ne olacak yani, bu kadını zaten cezaevine atmamanız gereken bir insanı atmışsınız. Bırakın da kadın aile yasını tutsun. Hani sabah Levent yayında diyordu Akbaba. Gerçekten Akbaba bunlar. Çocuk ölse de annesini alsak diye başında beklemişler. Evet. Devamla şimdi... devamla birkaç şey daha söylemek isterim. Tüm ifade edilenlere katılmakla birlikte. Yeni anayasa meselesi gerçekten de doğru. Yapmak isteyip de yapamadığınız ne var? Canınızı sıkan maddeleri zaten çiğniyorsunuz. Anayasaya uymuyorsunuz. Hep söylediğim şey, mevcut kanunlara uyulsa içeride bir tane esir tutsak tutuklu hükümlü kalmaz. Siyasi çünkü suçlamaların hepsi. Mevcut kanunları ve mevcut anayasayı uygulamıyorlar. Kendi düzelttiklerini de vakti gelince çiğniyorlar. Çünkü artık günlük yasa yapıyorlar. Aylık yasa yapıyorlar. 6 ay sonra değişiyor. Tıpkı ihale kanunu gibi. Yüzlerce kere değiştirilen ihale kanunu gibi. Çünkü her defasında yeni bir yönetmelik yapmak, yeni bir kurallar bütünü oluşturmak zorundalar. Fakat açıkça çiğneyemeyecekleri maddeler var. %50 şartı gibi filan. Ne bileyim Erdoğan'ın 3. dönem meselesi filan gibi. Zannediyorum onunla ilgili düzenlemeler için şu anda yeni anayasayı gündemde tutuyorlar. Devamla bu adalet arayışı mühim bir şey. Bu herkes için ve aynı mahalleden olmasanız da, aynı görüşleri paylaşmasanız da insanların hakkını, hukukunu savunmak durumundasınız. Ve geriye doğru 10 yıldır bu olmadığı için de bu sonuçlar yaşanıyor. Gazeteciler tehdit ediliyor. Alican Uludağ gibi, Tolga Şardan gibi ve gazeteci örgütleri bile çok cılız desteklerle onların etrafında hizalanıyorlar. Ne bileyim işte Can Atalay için İşçi Partisi çok gecikmiş bir tepki gösteriyor, yürüyüş başlatıyor. Ve işte Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş cezaevinde birkaçını ziyaret etmiş falan, bu haber diye veriliyor. Bitti artık. Yürüyüş dönemi bitti. Cezaevinde tutuklu milletvekili veya Osman Kavala'yı ziyaret etme dönemi bitti. Artık yani onu yapacaktınız ama onu kaçırdınız. Ve şimdi yaparak bunu telafi etmiş olmuyorsunuz. Çünkü artık etkisizleşti bu. Bu tür denemeler, bu tür reaksiyonlar, bu tür tavır almalar dönemi bitti. Kanser, İngilizcesiyle terminal seviyede, yani artık dördüncü evrede. Bunu artık bu tür palyatif tedbirler veya tepki göstermelerle falan bununla mücadele edemezsiniz. Daha etkili bir şey ortaya koymak zorundasınız. İkiyüzlüler, Türkiye'deki bütün mahalleler, İsrail meselesini baştan beri konuştuk, uzun bir bölüm ayırdık. Bugün Filistinlilerle ilgili ne söylüyorlarsa, hangi hakları talep ediyorlarsa veya oradaki sivillerin veya çocukların neyse hangi haklarının güya savunuculuğunu yapıyorlarsa, her mahalleyi kastederek söylüyorum, solundan sağına, milliyetçisinden İslamcısına, ülkücüsüne, milli görüşçüsüne kadar kendi içindeki insanlar için talep etmiyorlar. Böyle de bir ikiyüzlülüğe imza atıyorlar. Oradan birisi gelip iki füze attı diye Kuzey Suriye'de taş taş üstünde bırakmadılar. Enerji tesislerini, petrol istasyonlarını bombaladılar ve oradaki insanları yakıtsız, elektriksiz bıraktılar. Saf, masum, milyonları Kuzey Rojava'da yaşayan, yani Rojava'da yaşayan Kuzey Suriye burası. Orada yaşayan insanları, sonra da dönüp Gazze'nin abluka altına alınmasını, oradaki insanların suyunun, elektriğinin kesilmesinden dem vuruyorlar.
Böyle de bir ikiyüzlülük yok. Hepsini katarak söylüyorum. Şimdi o zaman bir ikiyüzlülük daha görelim. Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş biliyorsunuz yaklaşık 9 ay önce öldürüldü sokak ortasında. Bununla alakalı allem ettiler, kallem ettiler, savcı değiştirdiler, bilmem ne yaptılar, konuyu kapattılar. Şimdi yeni gündeme meclis önergesi olarak geliyor bu araştırılsın diye. AKP ve MHP'nin oylarıyla bunu reddettiler ve bunun da üstünü şimdi kapatacaklar. Bu bir siyasi cinayet olduğunu herkes söylüyor, gösteriyor. En azından ne olduğunu anlayalım, bir araştırma yapalım diyorlar. MHP kendi adamları diyebileceğimiz Sinan Ateş'in öldürülmesi konusunun üstünü kapatıveriyor. Levent, bu ikiyüzlülükle alakalı neler söylersin? Yani suikast zamanında çok konuşmuştuk. Sizin de söylediğiniz gibi öldürülen kişi İlk Ocak'ta eski genel başkanı. Yani aslında MHP'nin bir namusu. Ama çok iyi biliyoruz ki parti içinde de insanların dahil olduğu torbacıları, çetecileri öldürtmüşler. Ben Olcay Kılavuz'un milletvekili listesinde çok gerilere atılınca neticede bir dokunulmazlık almayacağı kesinlik kazanmıştı. Böyle bir kendilerince bir mesaj mı vermişler diye seni harcarız ama bu iş bize ulaşmaz. Bilemiyorum. Şimdi Olcay Kılavuz'un tekrar şüpheli listesine girdiğiyle alakalı çok büyük tepki veriyorlar. O zaman bu adamı birinci sıraya koysaydınız, dokunulmazlık kaldırsaydınız. Bu adam bu kadar bir endişeniz vardı. Şu ilginç şeyler yaşanıyor. İşte delilleri gördüğü zaman başsavcı vekilinin davadan çekilmek istediği, bununla alakalı başsavcının tepki gösterdiği, gazetecileri tehdit etme, bu savcılarla alakalı işte Yargıtay üyeliği, ki MHP'nin gücüne bakın, Yargıtay üyeliği teklif edildiği ve bunu yapan haberci Tarık Bey'in söylediği gibi meslektaşlarımıza tehditler var. İlginç bir durum yaşıyoruz. Bahçeli'nin geçenlerde o sertleştiği hadisenin bir hani Süleyman Soylu'ya verdiği tepkinin altında bir bazı kadrodan, MHP kadrolarından bazılarının tasfiyesiyle beraber aslında Sinan Ateş cinayeti olduğuna ilgili kulis bilgisi vardı. Ben Cumhur İttifakı devam ettikçe bu Sinan Ateş cinayetinin MHP'ye yönelik bir mesafe almayacağını düşünüyorum. Böyle birkaç torbacı da bırakıp bu işi kapatacaklarına inanıyorum. Olcay Kılavuz şüpheli de olsa ona çok dokunacak bir şey olacağını zannetmiyorum. Olcay Kılavuz'a ilgili iddia şuydu. Orada Tolgahan Demirbaş herhalde bu işe karışan bir kişinin onun garsonun yerinde saklandığı ve Ankara dışına kaçırılmasıyla alakalı bir takım iddialar var. Yani nereye evleri bilmiyorum ama Cumhur İttifakı'nın arasındaki masadaki şeylerden, maddelerden bir tanesi ittifak devam ettikçe ben MHP'ye doğru ilerleyeceğine dair bir inancım yok. Arkadaşlar şimdi toparlayacağız da bir haber var TR724'te. Onlar TR24'te Halk TV'deki bir haberi haberleştirmiş. Sizce bir bakan ne kadar maaş alıyordur? Hadi bugünün paralarıyla söylesek. Yani 100 bin lira alıyor mudur? 200 bin lira alıyor mudur bilmiyorum. Alabilir. Diyelim 200 bin. Yani milletvekili 200 maaşının 75 bin olduğunu biliyorum. Sigorta acentesi varsa iş değişir. Adem'in sesini açar mısınız? Bir daha söyler misin? Bakanların aldığı ekstra maaş yoktur. Bakanlar milletvekili maaşının üzerine cüzi bir rakam alırlar. O yani zaman, ekstra bakanlık maaşı diye bir şey yok ya. Sigorta acentası da var diyelim. Aylık 305 bin lira geliri olsa, 500 bin olsa, bir sene çalışsa işte 5 bin lira yapıyor. O paralar bakan seviyesindeki insanlar için çerez parasıdır. Hani herhalde öyle olsa gerek ki o haberi paylaşır mısınız Zafer Bey? Süleyman Soylu'nun bir villası varmış. Fiyatı da söylüyorum arkadaşlar. Kaç artık nasıl çarpacağız böleceksek 83 milyon liraymış. İstanbul'da bir yerde bir villa almış. Milyon dolar civarında. Baya para biriktirmiş yani. Çünkü o hani bir ses fotokopi sesi mi hoşuna gidiyordu neydi Levent orada bir. O paralar biriktirmiş. Poliçe sesi vardır ya delikli bir şeydir hatırlarsınız. Kağıtları delikli eski tip vuruş yapan printer'dır. Onun sesi çok hoşuna gidiyormuş. Evet. Levent, o paralar biriktirmeyle kazanılacak paralar değil. Yani bir insan maaşla, hele Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde para biriktirerek 3,5 milyon doları bir kenara koyup ev alamazsınız. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi haram rüşvet paralar. Bir yerden toplu olarak gelir. Bakanların aldıkları maaşlar onların gerçekten çerez parasıdır. Bakanlar aldıkları paralarla sistemlerini çevirmezler. Türkiye'de siyasetin rantı zaten bu yüzden siyaset yapar insanlar. Çok büyük bir kısmı. Hani namusuyla yapanı da rencide etmeyelim ama bakanlar, milletvekilleri, ya onu bırakın. Geçtiğimiz haftalarda
CHP'de Menemen Belediye Başkanı'nın yayınlanmış bir röportajı vardı. Menemen ya, küçücük bir tane ilçe İzmir'de. Hani çok böyle büyük rantın olduğu İstanbul, Bakırköy, Beşiktaş'ın şurası burası da değil yani. Hani orada dönen rantı düşünün. Onu onunla yüzle çarpın bakan seviyesine geldiği zaman. Dönen rantı işte görün yani, işte Ankara'daki o savcı Melih Gökçek savcıya villa hediye ediyor, ev hediye ediyor. Nasıl hediye ediyor? Şehrin rantından elde ediyorlar bunlar. Bunları paraları kazanıp para şey maaşıyla kazandıkları ya da işte sigorta acentesinden ya da bakanın, mesela Ekonomi Bakanı'nda mağazaları vardı. Oralardan iki tane gömlek, üç tane kıyafet satarak kazanacak paralar değil bunlar. Ama bu Bunlar milletvekili parası da çok olsa gerek. Yani Mehmet Ali Çelebi galiba annesi rahatsızmış İstanbul'da, onu doktora götürüp getirmesi için Bentley falan almış olabiliyor demek ki böyle şeyler. Bentley'de nasıl bir arabaysa, ne kadarsa artık fiyatı. milletvekili Milletvekili bağışı böyleyse başka ne olur neydi? bilmiyorum. Levent, buna ekleyeceğim bir şey var mı? Şöyle, oğlum kiracı olarak kalacak demiş villa ile alakalı. Bir attığı tweet var. Tweet'in son cümlesi diyor ki, Halk TV'nin sahibiyle aynı sitede kalıyormuş oğlu şu an mevcut durumda. Kalmaya devam edecek diyor ve anlayanlar için burada da bir haber vardır. Yani aslında Halk TV sahibine gönderme yapıyor da, şimdi Halk TV'nin sahibi bir iş adamı. Ya senin oğlun ne yaptı ki bununla aynı yerde kalıyor? Hakikaten doğru söylemiş, bir haber konusu daha çıkar. Yani senin oğlun hangi işle meşgul? O kadar çok skandallarla gündem geldi ki, işte aracının durdurulmasından uyuşturucu şeylere, polislere mobbing yapılması, bir polisin intihar etmesi, en son bu baskılara dayanamayıp. Ya senin oğlun bu işlerle uğraşıyor. Yani ne oldu ki ikisi aynı yerde kalabiliyor? Tweet atarken Ya bile aslında şey söyledi ki yapmış. garabet var. İnsanlar ya gerçekten embesillik yani bu. Bir, yani kendi meşruiyetini Halk TV'nin patronu da aynı yerde yeri vardan bir şey var. Kanıtlama çabası var. İki, ben şey yaptıysam hırsızlık yaptıysam o da yaptı diyor. Yani nereden baksan garabet. Bir üçüncü şık yok yani. Kesinlikle. Bunlar Adem, bunlar nasıl böyle paraların içine boğuldular ya? Ne oldu bunlar abi? Nasıl böyle bu hale geldiler? Millet aç geziyor. Millet aç geziyor, gezmiyor bilmiyorum. Yani millet aç gezse bu kadar insan Erdoğan'a ve AKP'ye oy verir mi? Onu da bilmiyorum. Yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum bazı şeyleri. Hani işin teorisini biliyoruz da pratiğini çözmek çok gerçekten zor. Ya şöyle bir realite var. Hangi bakan çocuğu, hangi milletvekili çocuğu, hangi üst düzey bürokrat çocuğu ne tür yolsuzluklar yapıyorlar ve bunlardan sonra başlarına ne geliyor? Yani gören var mı? Ya bu ülkede 17 Aralık 2013'ten sonra bir yolsuzluk operasyonu yapıldı mı? Hakan Fidan'ın oğlu Halit Fidan Miami'de ultra lüks bir villada şeyde yaşıyor. Otelde yaşıyor. Ben otelle ilgili haberi yaptıktan sonra bir villaya taşındı. Hani orada bir takım ticari işler yapıyor. Babasının nüfuzunu kullanıyor. New Jersey'ye gidiyor, geliyor. Hakan Fidan'ın oğlu. Halit Fidan. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın oğlu. Amerika'da bir sürü iş çeviriyor. Ya 3 milyon dolara aldıkları cihazı 50 milyon dolara MIT'e sattılar bunlar. 3 milyon dolarlık cihazı 50 milyon dolara sattılar. Bunun hepsini Sedat Peker işte Ekşioğlu'yla işlerinde anlattı. Şimdi ülkenin tepesindeki isimlere bakalım. Bilal Erdoğan. Söylemeye gerek yok zaten. Sıfırlanmayan paralar ülkenin tapusun üzerine geçirdiler. Yaptıkları şeyin haddi hesabı yok. Binali Yıldırım'ın oğlu. Söylemeye gerek var mı? Yani Türkiye'nin 7 şeyini, bölgesini ayrı ayrı parselleyip yediler. Bakan çocukları, Enerji Bakanlarının çocuklarına bakın, diğerlerinin çocuklarına bakın. Ya bakan çocukları savunma sanayi ihalelerinde sürekli varlar. Neden? Çünkü büyük paralar dönüyor orada. Hani bu TikTok'ta sürekli, işte Instagram'da sürekli mehter maaşlı şeyleri, şovları niye yapıyorlar? Selçuk Bayraktar'ın işleri. Hani tamam, Selçuk Bayraktar drone konusunda bir başarı sağladı ama Teknofest'lerde orada burada dönen rüşvetin, paranın yolsuzluğun hesabını bilen var mı? Yok. Hani Süleyman Soylu'nun oğlu villa almış, normal mi? Normal, çünkü sistem bu. Sistemi bu hale getirdiler. Yani devlet ihaleleri dediğiniz şey, deprem bölgesindeki konut ihalelerini bile bu bakan çocuklar arasında, milletvekili çocuklar arasında dağıtıyorlar. Bu kadar pervasız bir sistem kurdular. Şimdi bakın, İsrail ile ilgili bir örneği tekrar vereyim. Hani İsrail muhalefetine bakalım, İsrail medyasına bakalım. Hani olayın çok başka boyutları var da yeri geldiği için söyleyeyim. Ya Türkiye'de bir medya grubu, bir medya başbakanın 15 Temmuz'da şey Cumhurbaşkanı'nın, bir istihbarat başkanı, genelkurmay başkanı 15 Temmuz'daki rolünü sorgulayabiliyor mu? Sorgulayamıyor. Neden? Çünkü medya yok. İsrail medyasına bakın. Bu kadar büyük trajik olaylara rağmen İsrail medyası Netanyahu haşlıyor. Evet. Yani resmen haşlıyor.
Muhalefete bakın. Muhalefet uluslararası çağrı yapıyor. Muhalefetin dediği şeye bakın. Diyor ki muhalefet, Netanyahu bu trajik olayı kullanıp insan hakkı ihlallerine girişecek. Engelleyin diye muhalefet çağrıda bulunuyor. Dönün bizim medyaya, bizim muhalefete bakın. Erdoğan'dan daha çok hamaset yapan bir muhalefetimiz var. Hele Ahmet Davutoğlu'nun içindeki bütün o İslamcı şeyler ortaya dökülmüş. Hüdapar'la birlikte pazar günü miting yapacaklar. Yani insaf ya. Bu noktada... Bu noktada iki son dakika gelişmesini paylaşmam lazım. Bir tanesi İsrail gıda, su ve enerji kaynaklarını kesmişti. Gazze'nin tek elektrik santrali var. Onun da yakıtı bitmiş. Ve dolayısıyla Gazze enerjisiz kalmış durumda. Ancak jeneratörü olanlar veya jeneratör desteğiyle belli yerlerde bu ne bileyim destek veya işte şey söz konusu, tedarik söz konusu olabilir. O açıdan Gazze halkı şu günden itibaren tamamen blokaj altında ölüme mahkum edilmiş gibi bir durum var. Bir diğer daha önemli son dakika haberinde BBC geçti. Benjamin Netanyahu başbakan ana muhalefet lideriyle anlaşmış ve emergency government denen herhalde bir olağanüstü hal hükümeti diyebiliriz. Olağanüstü hal hükümeti, bir savaş kabinesi kuracaklar. Bunu da son dakika olarak geçtiler. Belli ki İsrail işte o 7 Ekim'den aldığı güçle, dünya desteğinden aldığı güçle kendi ajandasını uygulamaya devam ediyor. Bir yönüyle de evet, Tanrı'nın lütfu olmuş gibi bir durum var. Evet, yani bundan 15-20 gün öncesine kadar Netanyahu hükümeti tamamen sarsıntıda, sallanan bir haldeydi. Dünyada neredeyse uzak duruyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada işte sen bu son dakikada da gösterdiğin gibi kendi yerlerini iyice güçlendirmiş durumdalar. Onunla alakalı zaten çok analiz yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Oralardan da bakılabilir. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bugün çoğunlukla İsrail-Filistin meseleleri üzerine zaman ayırdığımız bir program oldu. Türkiye siyasetine biraz değindik. Tabii ki. Gelenek konuşalım. Ben böyle son dakikalarda hep böyle eklemeler yapıyorum. Gelenekleri savunmak lazım. Havuz medyasının 200'lüğü ile ilgili hani her şey var da. Mesela bir fotoğraf paylaştılar havuz medyası özellikle bu siyasal İslamcılar. İşte İsrailliler çoluk çocuk demeden herkesi yakıyor, vuruyor, öldürüyor şeklinde paylaşımlar yaptılar. Sonra baktılar ki o çocuk Türkiye'nin drone saldırısıyla Kuzey Suriye'de yaralanmış. Sonra hepsi sildi. Hani bakıyorlar ki mağdur edilen kişinin kimliğine bakıyorlar, uyruğuna bakıyorlar, ona göre hareket ediyorlar. Bu ikiyüzlülükleri de not düşmekte fayda var diye bir son dakika eklemesi yapayım. Bu ikiyüzlüklerle alakalı da şimdi süre doldu da gene sonra konuşuruz. Bunu esip gürleyenler var ya Türkiye'de, bağıranlar, çağıranlar, İsrail işte gideceğiz, Filistin'e gideceğiz falan diyenler. Böyle abi bir konuşayım. Gitsinler Allah aşkına, gitsinler. Gerekirse para toplayalım aralarında, gitsinler. O insan şakacaklar neydi o? Bir tane şebek var. Konakçı mıydı neydi? Evet. Gitsinler abi ya, para toplayalım gönderelim yani. Gerekiyorsa biz nasıl uçurduralım adamları? onlar kapıdan çıkamazlar, bakmasın. Pekala. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmak ümidiyle.